ve Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Doktor Ali Çerkezoğlu bizimle birlikte. Sayın Çerkezoğlu merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi size soracağız ama önce Türk Tabipleri Birliği'nin kayan palaya destek için koyduğu, paylaştığı bazı tweetler var. Onları arkadaşlar getirelim ekrana, ben de onları bir okuyayım. Nedir bu kayan palayla ilgili sorun ve Türk Tabipleri Birliği bu soruna nasıl yaklaşıyor? Profesör Doktor Kayahan Pala pandemi gerçeklerinin sözcüsü, bilimsel tutumun onurlu simgesidir Kayahan Pala, yalnız değildir diyor. Bir başka tweette, pandemi gerçeklerinin sözcüsü, bilimsel tutumun onurlu simgesi Kayahan Pala yalnız değildir diyor. Bir başka tweette ne deniliyor bakalım. Evet, bilim insanları toplumu bilgilendirme sorumluluğunu yerine getirdiği için suçlanamaz. Bilim insanları biat etmez diyor Raşit Tükel, önceki başkanlardan Türk Tabipler Birliği'nin. Evet, bu şekilde daha pek çok paylaşım var. Biz Sayın Çerkezoğlu'ndan rica edelim önce. Sayın Çerkezoğlu, Kayahan Pala hakkında neden soruşturma var? Kim yapıyor bu soruşturmayı ve hangi gerekçeyle? Bursa Valiliği'nin şikayeti. Bursa Valiliği, Bursa yerel basınında çıkan Kayahan hocamız Profesör Doktor Halk Sağlığı, Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kayahan Pala ve Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi ve sizin kanalınız başta olmak üzere çağrıldığı her kanala pandemi sürecinde, salgın süresince halkı aydınlatmak için bütün emeğini ortaya koyan Doktor Kayahan Pala'ya Bursa Valiliği yerel basındaki pandemi sürecinin Bursa'daki etkileri üzerine yaptığı değerlendirmeler, öneriler, eleştiriler, katkılar üzerine bir şikayette bulunuyor Cumhuriyet Savcılığı'na. TCK 215'e 1'den bulunuyor. Yani suç ve suçluyu övme. Neyse, savcılık bunu hem üniversite öğretim üyesi olması sebebiyle görevsizlik veriyor ve üniversiteye siz soruşturun diye gönderiyor. Üniversitede soruşturma açıyor hocamız hakkında. 21 Temmuz'da da hocamızın soruşturma süreci başlayacak, ifadesi alınacak, ifadesini verecek. Biz de tabii bütün Türk Tabipleri Birliği örgütü ve hekimler, sağlık çalışanları, basın mensupları ve bütün bilimden yana olan insanlar olarak orada olacağız. Ama altını çizmem gereken mesele şu ki bu konunun Kayahan Pala hocamızla bir ilgisi yok. Hatta Türk Tabipleri Birliği ile de ilgisi yok. Zaten Kayahan Hoca da kendisinin konuşulmasından hicap duyuyordur şu anda. Türkiye ve dünya böyle bir pandemiyle, böyle bir salgınla, bu kadar ölümle, bu kadar hastayla, hastalıkla boğuşurken hocamızın kendisinin gündem haline getirilmesi, hani cezadan bağımsız olarak söylüyorum, Kayahan Hoca zaten bu tür cezalardan çekinecek, korkacak olsa salgın başladığı zaman evinde oturur. Evinde oturan çokça hoca var çünkü şu an Türkiye'de. Hatta rektör yapılanlar var, dekan olanlar var, kariyer basamaklarını üçer beşer zıplayanlar var, hak edip hak etmediği tartışmalı olarak profesörlüğü elde edenler var. Bunların hiçbirinin salgında sesi çıkmadı. Sürekli evlerinde oturdular, aman virüs bana bulaşır kaygısıyla ya da aman bir yanlış yaparım, falso yaparım kaygısıyla. Sağlık Bakanı ne dediyse çok güzel dediler, salgında müthiş başarılıyız diye düşündüler ve kamuoyunda ne olduğunu, kimin hasta olup olmadığını, salgının doğru yönetip yönetilmediğini, tedavi süreçlerini umursamadılar. Kayahan Hoca bunlardan biri değildi. İlk günden itibaren, salgının ilk gününden itibaren gerek Bursa özelinde gerek Türkiye'nin genelinde halk sağlığı uzmanı bir hekim olarak Türk Tabipleri Birliği'nin COVID-19 izleme heyetinde yer alma, gönüllü olarak yer alarak, bütün televizyon kanallarında dolaşarak, bilimsel yayınları takip ederek, çok kısıtlı verilen verileri, bakanlığın ısrarla talebimize rağmen kısıtlı verilen verileri bilimsel perspektifle yorumlayarak halkı aydınlatmaya, salgın sürecinin doğru bilimsel epidemiolojik yöntemlerle yönetilmesi için elinden geleni yapmış bir hocamızdır. Durum bundan ibarettir. Bu sorun Kayahan Hoca'nın sorunu değildir. Türkiye'nin, 2020 Türkiye'sinin sorunudur. Aslında programımızın haber akışının başından itibaren arka arkaya gelen sanki bir 2020 belgeseli yaşıyoruz.
bir yandan çoklu baro, meclis kapısında sabahlayan avukatlar, baro başkanları, diğer yandan keyfi biçimde gözaltına alınan basın mensupları, 5 gün karartılan haber kanalları. Hani belki bunun yanı sıra belki bugün zaman yetmedi ya da gündem yoğundu. Kıdem tazminatı gasp edilen işçiler ve pandemi salgın sürecinde halka aydınlatan, epidemiyolojik bilimsel verilerle yorumlayan bilim insanlarına soruşturma. Türkiye'nin 2020 Temmuz ayı belgeselinin özeti budur. Sadece Sayın Çerkezoğlu, programımızın başında da biz Sakarya Hendek'e uzandık. Hendek Tabii. Devlet Hastanesi önünde bekleyen muhabirimiz oradaki son durumu aktardı. Ama sayın seyirciler, o konuyu işleyeceğiz. Daha henüz işlemedik o konuyu. Çünkü o konu da önemli. İşçi sağlığı ve güvenliği meselesi açısından ve habercilik kariyeri, işte yeteri kadar geçmişi eskiye dayananlar Türkiye'de havai fişek fabrikası patlamalarına yabancı değildir. Ne oluyor bu fabrikalarda? Buradaki üretim nasıl gerçekleştiriyor? Oradaki işçilerin sağlığı, güvenliği dikkate alınıyor mu, alınmıyor mu? Denetimler yapılıyor mu? Bütün bunları biz programımızın ikinci bölümünde Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi ile konuşacağız. Gerçekten siz de dikkat çektiniz. Bu gelişmeler peş peşe geldiğinde aslında birbirinden bağımsız gelişmeler değil. Söylüyorsunuz Kayanpala meselesi sadece Kayanpala meselesi değildir. Sonuçta bilim meselesidir, özgür bilim meselesidir, şeffaf veri meselesidir, kamuoyunun sağlıklı biçimde bilgilendirilme meselesidir, kamuoyunun haber alma özgürlüğü meselesidir. Bütün bunları içeren bir unsurdur ve ben kaçırmışım. Açıkçası benim suçum. Ben sadece yani üniversite bazında bir soruşturma zannediyordum. Siz dediniz yani ilk başta savcılık mı devreye girmek istemiş tabii, önce tabii. bir? Tabii. Bursa Valiliği salgındaki Bursa ilimiz ne yazık ki salgında kötü yönetilen illerden biri. Tıpkı Ankara gibi. Hani Ankara Valiliği de salgınla mücadelede öz eleştiri vermek yerine son 10 gündür neden Ankara'da vakaların arttığını izah etmek, Ankara İl Pandemi Kurulu'nu toplayıp bir an önce tedbirler almak, bu tedbirleri 10 gündür almak, yapmak, uygulamak ve neden başarısız olduğunu izah etmek yerine biliyorsunuz avukatların savunma mitingini iptal ederek pandemiyle mücadele ettiğini ifade etti. Aynı şey Bursa için de geçerli. Bursa Valiliği yine salgında yeniden alevlenen illerden biridir Bursa. Başına itibaren de gerek işte işçilerin çalışmasını sürdürmesi, bir sanayi kenti olması, gerek nüfus yoğunluğu vesaire, pandemi hiçbir zaman düşük sayılara ulaşmadı Bursa'da. İstanbul'dan Peki. sonra sayılan illerden biriydi. Orada da yüksek vakalar vardı ve oranın hocası olarak uyarılarını yaptı Kayahan hocamız. Tamam. Bursa Valiliği de salgınla mücadele olarak Kayahan hocaya önce savcılığa şikayette bulunmuş, ardından da üniversiteye soruşturma açtırarak salgını alt etmeye çalışıyor. Bizim gözlerimiz bu değerlendirme. Tamam. Yani efendim vatandaş tatile gidecek, git kardeşim, pandemi pünömeni yok. Ya ama benim yaşım 60'ın üzeri, sorun yok, pandemi pünömeni yok, sen gidebilirsin. Ben tatile gitmeyeceğim, dışarı çıkabilir miyim? Yok, çıkamazsın. Efendim işte tatile gideceğim, param yok, al sana işte bilmem kaç yılda ödeyebileceğin kredi. Sen yeter ki git. Yani ama bir avukat eylemi söz konusu olunca pandemi pünömeni. Pandemi pünömeniyi şöyle tekrar ediyorum. Yani evet, bize yabancı kavramlar gibi geliyor. Biri salgın, küresel salgın, işte öbüründe Türkçe karşılığı var ama pandemi pnömoni deyince daha bir havalı, daha bir tehlikeli bir vaziyete bürünüyor. Salgının yol açtığı zaten. Evet. Ali Çerkezoğlu, bize birkaç dakika müsaade verin. Seyircilerimizden de aynısını istiyoruz. Sayın seyirciler, kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Profesör Doktor Kayanpala hakkındaki soruşturmayı ele alıyoruz. Tabii ki bu onun hakkında bir soruşturma açılmasından öte bir kamu meselesi. Çünkü Kayanpala Hoca ne anlattıysa bütün bilimsel birikimini, tecrübesini kullanarak halkın sağlığı adına doğru bildiği, doğru olduğuna inandığı şeyleri anlattı. Eksikleri gördüğü, eksikleri anlattı. Veriler konusunda daha şeffaf davranılması gerektiğini anlattı. Ondan sonra salgının gerçek boyutunun fotoğrafını çekmenin önemine dikkat çekti ve onun gibi çok değerli pek çok uzman da, tıpkı şu anda yayın yaptığımız gibi Ali Çerkezoğlu da sık sık bu görüşlere yer verdi. İzleyicilerimiz de bizimle birlikte yayınımıza katılıyor. Şimdi Yusuf Akın demiş ki emekli zam mı 100-150 lira, bu komik zam, konuşulsa iyi olur. Yusuf Bey haklısınız ama onu başka bir zaman, başka bir konu
kombinasyonda konuşalım. Ondan sonra Murat Polat diyor ki her şeye rağmen cesurca söylemlerle halkı uyarmak, halka dikkat edilmesini söylemek ne zamandan beri TCK'da suç sayılıyor demiş. Musa Deniz diyor ki sağlık emekçilerinin işte dün alkışlayanlar şimdi soruşturma açmışlar, yazık olsun diyor. Ondan sonra bir izleyicimiz de diyor ki Sayın Ali Çerkezoğlu son bir ayı güzel özetledi. Erkan Eren diyor ki yandaş televizyonlarda doktorlardan çok sağlıkla uzaktan yakından hiç ilgisi olmayan isimler konuşuyor. İşte Nagihan Alçı bile konuşuyor. Sanki sağlık uzmanıymış gibi açıklama yapıyor. Yani özel olarak Nagihan Alçı ne dedi sağlık konusunda onu ben izlemedim ama kendisinin yakın zamanda bir açıklaması olmuş galiba bu Halk TV ve Tele1'e yönelik cezalarla ilgili olarak. Cezaları doğru bulmadığını belirtmiş ama orada bunu belirtirken söylediği bir şey var ki akıllara ziyan. Yani bu kanalların memlekete bir hayrı olmadığına inansam da bizim memlekete hiç hayrımız yok Sayın Seyirciler. Biz hayırsız insanlarız, hayırsız gazetecileriz, hayırsız işlerin peşindeyiz. Ali Çerkezoğlu, şimdi siz az önce epidemiyolojik veriler dediniz. Salgın biliminin gereklerine göre yönetilmesi gerektiğini söylediniz. Bakın veri meselesi çok önemli. Yani bunu size anlatmıyorum, yanlış anlamayın. Veri meselesi çok önemli. Sizden öğrendiklerimizi aslında biz burada anlatıyoruz. Neden her önemli? Mesela veri önemli. Sadece epidemiolojik evet. Değil. Basın evet. İçin de veri önemli. Tabii. Hayır, şu açıdan da önemli. Mesela Türkiye şu anda turist çekmeye çalışıyor. Ve hafta içerisinde hem Dışişleri Bakanı hem Turizm Bakanı gitti. Almanya ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik turist listesinde, o listede Türkiye'nin adı yok. Oraya işte şey yapmaya çalışıyorlar, Türkiye'yi de sokmaya çalışıyorlar. Çalışıyorlar ama bir yandan da Almanya'da görüşümüz bazı isimler hani şu ana kadar neden Türkiye'nin adı orada yok denildiğinde olası unsurlardan birinin de hani Almanya gibi bir ülkede Robert Koch Enstitüsü yani bağımsız ve özerk devletten bağımsız ve özerk bir enstitü tümüyle verileri açıklarken Türkiye'de bunun bu şekilde olmadığı ve verilere ilişkin bir şüphenin olduğunu belirtiyorlar. Şimdi biz de o turuncu tabloyu her gün ekrana getiriyoruz, daha doğrusu getiriyorduk bu gümbür gümbür yeniden açılım olmadan önce oradaki bir takım verileri getiriyoruz. Ama o verileri okurken de şunu belirtiyoruz. Sadece korona testi pozitif çıkan sayılar bunlar diyoruz sayın seyirciler. Sadece korona testi pozitif çıkan sayılar. Korona testinin güvenilirliği ortada. Başka bir takım mesela tomografiyle, başka bir takım yöntemlerle klinik olarak COVID teşhisi konulan ve COVID ilaçlarıyla tedavisine başlanan isimler o sayılara dahil değil diyoruz. Bunu söylemekte de yanlış yapmıyoruz herhalde. Sonuçta uzmanlardan öğreniyoruz. Öğrendiğimiz uzmanlardan birisi de Profesör Doktor Kayhan Palay'dı. Bakın Sağlık Bakanlığı ilk kez bir takım detaylı veriler açıkladı illere ilişkin, bir rapor açıkladı. Onunla ilgili bir haberimiz var, onu izleyelim. Ali Çerkezoğlu ile devam edeceğiz. Evet, Ali Çerkezoğlu'na soralım. Sayın Çerkezoğlu, ben tahminimi söyleyeyim. Muhtemelen hani bu detaylı verileri de yeterli bulmanız. Çünkü daha önceki konuşmalarımızdan biliyorum uzmanlarla. Çok daha detaylı ve düzenli olarak bu verilerin paylaşılması gerektiğini belirtiyor uzmanlar. Tıpkı Profesör Doktor Kayhan Pala gibi. Ama yine de işte arada bir böyle detaylı veriler açıklanıyor. Bu veriler de açıklandı. En azından bu açıklanan tablo hakkında ne dersiniz? Ne düşündürtüyor? Dikkatinizi hangi veri çekiyor? Şöyle, ilk kez açıklanıyor bu. Biz salgının ilk haftasından itibaren, hadi ilk iki haftası belki mazur görülebilir daha, ilk 15 gününden itibaren bu verilerin bugün açıklandığı gibi, en az bugün açıklananlar gibi ama daha fazlasının halk sağlığı uzmanlarıyla, Kayhan Hoca'yla, Kayhan Hoca gibi hocalarla, kürsülerle ve bilim insanlarıyla paylaşılmasını, Türkleri Birliği COVID izleme grubuyla paylaşılmasını, bunun salgın yönetiminde yararlı olacağını iddia ettik, söyledik, ısrarcı olduk. 8 parametreden oluşan günlük Twitter mesajlarıyla salgın yönetilmeye çalışıldı. Şimdi Gökmen Bey, bugünkü açıklama bize ait değil. Türk yurttaş 82 milyon için, Türk Tabipleri Birliği için, bu ülkedeki hastalananlar için, hastalığı kapanlar için, iyileşenler için, bir sürü travma yaşayanlar için, işini kaybedenler için yapılmış bir şey değil. Almanya ve Avrupa Birliği için yapıldı bu açıklama. Ne yazık ki öyle. Çok üzücü ama gerçek bu. 4 ayı geçtik. Bu veriler bakanlığın elindeydi. Her ay sonunda Türk Tabipleri Birliği Kayhan Hoca'nın önderliğinde katkısıyla her ay bir rapor yayınlıyoruz biz. Çok sınırlı verilerle. Ama o verileri bilimsel bir perspektifle yorumlayarak rapor yayınlıyoruz ki salgın yönetimi
iyi işletilsin, yurttaşlar sonuçlar çıkarsın, hekimler, sağlık çalışanları canla başla günün 24 saati, haftanın her günü hayatlarını, yakınların hayatlarını riske sokarak ve halen canlı bir pandemide, salgında ve sönümlenmemiş, nereye evrileceği belirsiz bir salgında uğraşan sağlık çalışanları ve 82 milyon yurttaş için biz az veriyle yorum yapmaya çalışıyorduk. Israrla bu veriler açıklanmadı. Ta ki Almanya bir türlü sınırları açmamakta direnince, Avrupa Birliği kısıtlama getirdiği ülkeler arasından Türkiye'yi çıkarmayınca apar topar veri açıklandı. Bunları kabul etmek, bunları sindirmek mümkün değil. Bu ülke, biz bunu kabullenmiyoruz. Bu ülkenin hekimleri adına kabullenmiyoruz. Bu ülke bunu hak etmiyor. Bu ülkenin birikimi bu değil. Biz onurlu insanlarız, onurlu hekimleriz. Onurlu yurttaşlarız. Bu ülkenin 82 milyon yurttaşı Almanya'dan gelecek turist kadar en az değerli. Turist de önemlidir, Alman da değerlidir. Ama Türkiye'nin bütün yurttaşları da çok değerlidir. Hekimlerin emeği değerlidir. Hemşirelerin, hasta bakıcılarının Covid'le mücadelesi önemlidir. Şimdi ısrarla açıklamayacaksınız. Turizmde kriz olunca apar topar veri açıklayacaksınız. Bu bir samimiyetsizlik göstergesidir. O da yetmezmiş gibi Kayahan Hoca'ya soruşturma açacaksınız. Gerçekten bizde söz bitiyor. Türk Tabipleri Birliği olarak biz çok kızgınız. Ben gecenin bu saatinde daha fazla öfkelenmek istemiyorum. Ama aman aman öfkelenmeyin Sayın Çerkezoğlu. Hayır, merak etmeyin. Biz bu konuda hassasız. Çünkü zaten sesimizi duyan Kayahan Hoca'nın da çıkabildiği nadir kanallardan biridir. Başına zaten bir şey gelsin istemeyiz. Ne bunun ne hiçbir medya kuruluşun. Zaten salgın yönetiminde farklı sese, eleştirel bakışa yer vermeyenlerin de bize ihtiyacı olduğunu, hadi kişisel olarak bana Kayahan Hoca'ya değil ama en azından sorgulayan bilim insanlarına ihtiyacı olduğunu biliyoruz, altını çiziyoruz. Ama gerçekten böyle bir tabloda üstüne üstlük Kayahan Hoca gibi uluslararası bilinirliği, tanırlığı, saygınlığı olan ve bu konuda kendini ispatlamış, belki ilk günden bilim kuruluna davet edilmesi gereken, görüşleri saygıyla dinlenmesi gereken bir hocamızı soruşturmak, önce valilik kanalıyla ceza davası açmaya kalkmak, görevsizlik verince üniversite tarafından soruşturulmak gerçekten insanı bir başka evrene sokuyor. Biz bu nedenle tuttayıkları biliyoruz. İlk açıklamamızda ya bir yanlışlık varsa düzeltin dedik. Sayın Sağlık Bakanı'na da haberdar ettik. Bakın bu olmaz. Türkiye bunu kaldıramaz. Bu şu mu demek oluyor? Bizim anladığımız Türkçe meali şudur. 82 milyona söylenen mesaj şudur. Salgın nereye giderse gitsin, akşam açıklanan Twitter mesajı dışında hiçbir şey açıklanmayacak. Hiçbir farklı sesini çıkaramayacak. Çıkaranlar soruşturulacak. Ceza davalarıyla karşılaşacaklar. Bilim de bakan beyin ve bürokratlarının ne dediyse o olacak. Ne? Fakat virüsün bundan haberi yok Sayın Gökmen Bey. Evet. Virüs bunu bilmez. Virüs yani şöyle, nasıl yönetildiğini, başkanlık sistemini, kimin kaç oy aldığını, ülkenin iktidar kaygılarını, seçimleri filan tanımaz, bilmez. Hani bilse ve onu ikna edebiliyor olsalar eyvallah diyeceğim ama virüs bundan haberdar değil. Peki. Ve yani ne yazık ki yayılmasına devam ediyor. Ancak Kayahan Pala Hoca gibi değerli bilim insanların görüşleriyle, sadece onun değil ama onun gibi tabii ki özverili hocalarımızın katkılarıyla, görüşleriyle, önerileriyle ancak biz bu salgınla baş edebiliriz. Aslında sadece COVID-19 salgınıyla değil, ülkeyi kemiren bütün salgınlarla, her türlü bilim alanında, mühendislikte, iş güvenliğinde, çalışma hayatında, her yerde değerli bilim insanlarının ve bilimin, aydınlanmanın, aklın egemenliğine ihtiyacımız var. Benim Türk Tabipleri Birliği adına söyleyeceğim bu kadar. Peki. Sayın Çerkezoğlu aynen dediğiniz gibi, yani hani Profesör Doktor Kayahan Pala'ya soruşturma açılmış. Bunu duyunca efendim Covid efendim virüs işte şey yapacak, aman çocuklar fazla etrafa yayılmayın falan filan. Ya bunların hiçbir şeyi yok, yani hiçbir sonuç getirecek unsuru yok. Ama biz hakikaten şu şaşkınlığı yaşıyoruz. Ya illegal olan bir şey mi var Profesör Doktor Kayahan Pala Hoca ile ilgili? Kayahan Pala Hoca sürecin başından beri ekranlarda, sırf burada değil başka ekranlarda da ağırlanan, son derece güvenilir, son derece bilimsel disiplini olan, ciddiyeti olan bir isim. Memleketini seven bir isim, halkını seven bir isim. Neyi gündeme getirdiyse bu halkının sağlığı için.
kamu sağlığı için bunları yaptı. Şimdi böyle bir şey olduğu için önce efendim savcılığın devreye girmesi, ondan sonra oradan bir şey çıkmayacağı anlaşılınca onun devreden çıkması, işin işte üniversite çapında bir soruşturmaya havale edilmesi, hakikaten mutlaka konuşulması gereken bir konuydu. Memleketin gündemi ne olursa olsun, ki o gündemle de bağımsız değil, bağlantılı bir konu. O yüzden biz de bu gece Haber Aktif Kriz Masası'nda mutlaka Kayahan Hoca'nın bu durumunu konuştuk. Aslında kendisiyle de konuşacaktık ama interneti çekmeyen bir yerdeydi. Siz sağ olun nezaket gösterdiniz. Ali Çerkezoğlu yayınımıza katıldınız. Sonuçta konu yani Kayahan Hoca'ya Türk Tabipleri Birliği sahip çıkıyor ve biz de onun ikinci başkanı Ali Çerkezoğlu ile konuştuk. Teşekkür ederim. Buyurun. Bir sonraki konunuzda bilin ki Kayahan Hoca, Kayahan Pala, işçi sağlığı, iş güvenliği konusunda da ömrünü tüketmiş bir hocamızdır. Halk sağlığı bir bütündür. Nasıl ki virüs salgınlarında halk sağlığına ihtiyaç varsa, işçi sağlığı ve iş güvenliğinde de var. Bir sonraki oturumumuzda da bu konu üzerinde patlamalarla işçilerin ölümüne yol açan kazaları bile Kayahan Hoca'nın perspektifiyle irdeleyebilirsiniz. Onun da altını çizmiş olayım. Hepinize iyi geceler diliyorum. Peki, teşekkür ediyoruz Sayın Çerkezoğlu.